Herkese merhaba. Sarı Siyah kanalına hoş geldiniz. 1948'de sahile vuran bir cesedin gizemi hala çözülememiş hikayesi. Tamam Shud. Bir diğer adı Somerton'daki adamın gizemi. 1 Aralık 1948'de sabah 6.30'da Avustralya, Adelaide'in Somerton sahilinde bir ceset bulunuyor. 40-45 yaşlarındaki İngiliz görünümlü bir adam. Önceki gün ve gece oldukça sıcak olmasına rağmen üzerinde kalın giysiler var. Bütün elbiselerin etiketleri eksik veya yok ve şapkası yok. Bu 1948'de takım giyinen herkesin şapka takması dolayısıyla ilginç bir ayrıntı. Kimliği yok ve diş izlerinin kaydı yok. Ciğerleri tıkanmış, kalbi tıkanmış, dalağı normalden 3 kat büyük. Otopsi sonucunda zehirlenerek öldüğüne kanaat getiriliyor ancak zehrin ne olduğu bilinmiyor. 45 gün kadar sonra 14 Ocak 1949'da Adelaide istasyonunda bir kahverengi çanta bulunuyor. Bu çanta 30 Kasım sabah 11 civarlarında kayıt edilmiş. Çantada kırmızı ekoseri ceket veya cübbe, terlik, iç çamaşırı ve benzeri günlük eşyanın yanı sıra tornavida, fırça, ufaltılmış bıçak, makaslar var. Çantada ayrıca Barbour marka ipliğe ait bir kart var ve bu iplik cesedin ceplerindeki dikişlerde kullanılan ipliğin aynısı. Ve yine çantadaki elbiselerin çoğunda etiket yok ancak polis bir kravatta T.Keen, çamaşır çantasında Keen ve bir atlette Keen ismini ve bazı kuru temizlemeci kayıtlarını, rakamlarını buluyor. Polis elbiselerin etiketlerini söken kişinin Keen etiketlerini kasıtlı olarak bıraktığını, ölü adamın adının Keen olmadığını bildiğine kanaat getiriyor. T.Keen isminde kayıp biri olduğuna dair bir bilgi bulunamıyor. Kuru temizlemeci kayıtları hiçbir yer ile uyuşmuyor. Zaten çantadaki bazı dikiş türlerinin sadece Amerika'da kullanılmasından dolayı adamın Amerika'dan geldiğini düşünüyorlar. Bütün bunların sonrasında polisin oluşturabildiği senaryo. Bu adamın gece aşırı Melbourne-Sydney-Port Augusta üçlüsünden birinden trenle geldiği, City Beds olarak geçen şehir hamamında yıkanıp tıraş olduğu, Henley sahili istikametinde 10.50'ye bilet aldığı, bir sebepten dolayı o treni kaçırdığı, Glenek otobüsüne binmeden önce çantasını tren istasyonuna bıraktığı. Otopsi yapan doktorlardan biri, cesedin ayakkabılarının bütün gün Glenek'te dolanan birine göre fazlasıyla temiz olduğunu söylüyor. Bu da cesedin öldükten sonra sahile getirildiği düşüncesini destekliyor. Zira zehirlenmenin iki ana işaretine, yani kusma ve kasılmaya cesette rastlanılmamıştı. Olayla ilgili en ilginç kısım. Otopsi sırasında giysisinde gizli bir cep bulunuyor. Bu cepte üzerinde Taman Suit yazılı bir kağıt bulunuyor. Bu deyiş bitti, tamamlandı anlamına gelen Omar Khayyam isimli The Rubaiyat isimli şiir kitabının son sayfasında kullanılan bir cümle. Polis bu kitabın bütün kopyalarını aramaya başlıyor. Kağıdın fotoğrafı gazetelerde yayınlanıyor. Ve arabasını 30 Kasım'da Glenek'te kapıları kilitsiz halde park etmiş bir adam, bu kitabın ilk baskılarından birini arabasının arka koltuğunda bulduğunu polise bildiriyor. Gazetede gördüğü fotoğraf ve haber üzerine geldiğini söylüyor. Adamın kitabındaki son sayfada Taman Sud kelimeleri eksik. Mikroskobik araştırmalar kağıdın bu kitaptan yırtıldığını doğruluyor. Kitabın arkasında kalemle yazılmış büyük harflerle şöyle yazıyor. Mere Goabad,
İlk harfin tam olarak M ya da W olup olmadığı anlaşılamamış. MLIAOI. Üstü çizili ve son harfin I ya da L olup olmadığı anlaşılamamış. MT BIM PANEP. MLIA BUA IA QC. ITT MT SAMSTGAB. Kitabın arkasında ayrıca bir telefon numarası da bulunuyor. Bu numara cesedin bulunduğu sahile yürüme mesafesinde yaşayan bir hemşireye ait. Hemşire 2. Dünya Savaşı sırasında Sydney'de çalışırken bu kitaplardan birine sahip olduğunu, Alfred Boxall isimli Avustralyalı bir teğmene verdiğini söylüyor. Kısa bir süre sonra Alfred bulunuyor. Elinde The Rubaiyat kitabı ve Taman Sud kısmı yırtılmamış olarak. Kitabın ön tarafında hemşirenin el yazısıyla bir şeyler yazıyor. Kadının elindeki bu kitap ile numarasının diğer kitapta ne işi var değil mi? Velhasıl olay halen çözülememiş. Yeni videolarda görüşmek üzere. Thank you.